Bu Shitao tarafından yapılmış Returning Home yani Eve Dönüş isimli bir albüm. Shitao yaklaşık olarak hayatının ilk 40 yılını bir keşiş olarak geçirmiş. Sonra ben iyi bir ressamım, bunu göstermem lazım diye düşünmeye başlamış. Ve böylece para ve ün peşinde başkent Pekin'e gitmiş. Fakat hayal kırıklığına uğramış. İşte bu albümü tam o zamanlarda hazırlamış. Düzgün bir sunum için sırayı takip etmemiz gerekiyor. Sayfaları tek tek çevirmemiz lazım. İlk yaprakta yüksek bir arazi ve ortasından geçen bir akarsu var. Taş köprünün yakınındaki sandalda oturan bir adam görüyoruz. Sonra sayfadan uzaklaşıyoruz. Bir sonraki sayfaya geçiyoruz ve sonra da bu sayfaya yakınlaşıp odaklanıyoruz. Burada ise erik çiçeklerini görüyoruz. O kadar detaylı çizilmişler ki her bir pistil ve stameni fark edebiliyoruz. Dalın sert dokusunu hissedebiliyoruz. Shitao gerçekten bizi burada heyecanlı bir yolculuğa çıkarıyor. Albüme bakmaya devam ettikçe bir süre sonra bu merak etkisi yaratıyor. Bunu bir çeşit rüya mantığı gibi düşünebilirsiniz. Sanki birdenbire olduğunuz yerden başka bir yere geçmişsiniz ve kendinize "Ben buraya nasıl geldim? Şu dağın eteklerinden karşıdaki dağlara bakıyordum az önce. Şimdi yüzüme çarpan bu çiçek de nereden çıktı?" der gibisiniz. Ve birdenbire yine her şeyden uzaklaşıp geri çekiliyorsunuz. Bu resimlerin her biri bir şiirle eşleştirilmiş. Resimlerdeki değişimler yazı tiplerine de yansıyor. Mesela ilk resimle beraber daha kalın, arkaik bir yazı karakteri varken, ikinci resme geçtiğimizde birden kaligrafi tarzı daha keskin ve inceltilmiş. Yazı karakterleri neredeyse ağaç dalları gibi durmuyor mu? Bence eserin asıl dönüm noktası 5 numaralı yaprak. Pek tasvir edilemeyen sade bir manzaranın ortasından geçmekte olan teknedeki bir adamı görüyoruz. Teknesini demirleyebileceği ya da durabileceği bir yer yok. Şiirde adamın dayanıksızlığını, bir yere tutunamamış olmasını, yalnızlığını ve melankolisini anlatıyor. İlk defa bu sayfada bir renkle karşılaşıyoruz. Teknedeki adamın sadece yüzünde ten rengi hafif bir dokunuş var. Bu onu daha gerçekçi kılmış. Bunun Shitao'nun kendisi olduğunu düşünmemek elde değil. Bu adamın kendi kendine "Ben kimim? Hayatta ne amacım var?" diye sorduğunu duyar gibiyiz. Bu yüzden böyle bir tespit yapmamız hiç de zor değil. Albümün sonuna geldiğinizde camın kenarına oturmuş, dışarıdaki fulyaları resmetmiş olduğu zihninizde beliriyor. Bunu bir sonmuş gibi, sanki bunu yaptığı yer eviymiş, kendini bulduğu yermiş gibi yorumlayabilirsiniz. Bu albüm sizi bir yolculuğa çıkarıyor ve bence bu çok etkileyici bir yolculuk. Albüm boyunca ben kendimi Shitao ile beraber bir teknedeymiş gibi hissettim.